Burç Akademi'den herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Fizik dersine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz dalgalar. Dalgaların giriş kısmını işleyeceğiz sizlerle sevgili arkadaşlar. Peki dalgalar konusunda sizlere nelerden bahsedeceğiz? Hemen bunlara bakalım. Temel kavramları öğreneceğiz. Dalgalarla ilgili dalga boyundan bahsedeceğiz sizlere. Buna bağlı olarak periyot, dalgaların yayılma hızı, dalga nedir ki dersimizin temel içeriği olacak. Frekans ve dalga hızından bahsedeceğiz sizlere. Ancak dersimizin içeriğine bakmadan önce hemen unutmadan ödevlendirmemize bakalım. Sıfırdan ona fizik kitabımızı alıyoruz sevgili arkadaşlarım. Buradan hemen dalgalar konusunu açıyoruz. Gördüğünüz gibi dalgaların bugün genel özelliklerinden ve sınıflandırmasından bahsedeceğim sizlere. 114'ten 118'e kadar olan kısmı açıyoruz. Sorularımıza, genel konu anlatımımıza baktıktan sonra hemen şöyle bir de ifademizden görelim, şekil üzerinden görelim. Ne dedik? Üçüncü ünitemiz hemen dalgalarımızın başlangıcı. 114'ten başlıyoruz 118'e kadar. Kısa konu hatırlatmalarımıza baktıktan sonra pekiştirmek için örneklerimizi çözüyoruz. Yeterli mi? Tabii ki değil. Sıfırdan ona baktıktan sonra dinamo soru bankamızı alıyoruz. Yine üçüncü ünitemize gelerek dalgaların temel kavramlar olan kısmına bakıp tarayıp testlerimize geçiyoruz daha sonra. Hemen gördüğünüz gibi buradan da dalgaların genel özellikleri 117'den 119'a kadar olan testleri ne yapıyoruz? Çözüyoruz. Tabii 121'i de unutmayalım. Daha sonrasında yay dalgalarını işleyeceğiz hep birlikte. Buyurun temel kavramlarımızı da öğrendikten sonra dersimizin girişini yapalım. Öncelikle konumuz neydi? Dalgalar. Peki dalga nedir? Dalga hareketi nasıl meydana gelir ve bilmemiz gereken temel kavramlar nelerdir? Bu temel kavramlar birbirini nasıl etkiler? Orantısal olarak aralarında nasıl bir ilişki vardır? Buyurun dersimizde öğrenelim. Öncelikle dalga nedir? Nasıl bir hareket sonucu meydana gelir? Cisimlerin sabit bir eksene göre tekrarlanan hareketlerine ne diyorduk? Titreşim hareketi diyorduk. Aslında dalgaları meydana getiren temel neden de oluşan bu titreşim hareketidir. Sarsıntı veya titreşim hareketinin bir ortam aracılığı ile ilerlemesine ne diyoruz? Dalga hareketi diyoruz. Bu aktarım sırasında enerjinin oluşturduğu şekil değişiklikleri de karşımıza ne olarak geliyor? Dalga olarak geliyor. Unutmayın, dalgayı meydana getiren şey titreşim hareketleridir. Enerji aktarır bütün dalgalar, bir ortamdan bir başka bir ortama enerji aktarmaktır temel amaçları. Bunun için de neyi kullanıyorlar? Titreşim hareketini kullanıyorlar. Peki temelde dalgalarla ilgili hangi kavramları bilmemiz gerekiyor ki burada dalgalar konusunu daha iyi anlayıp sorulara yorum yapabilelim. Öncelikle genlik en önemli kavramlardan bir tanesidir. Bir atmanın denge noktasına olan maksimum uzaklığına ne diyoruz? Genlik diyoruz. Unutma. Denge noktası nedir? Üzerinde hiç tepe ya da hiç çukurun olmadığı dümdüz bir yayı düşünün sevgili arkadaşlar. Bunun denge noktası dediğimiz nokta, dümdüz olan kısım. Bu denge noktasına baktığımız zaman atmanın tepe noktası ile denge noktası arasındaki mesafe bizim için nedir? Genliktir sevgili arkadaşlar. Şu kısma çok dikkat edeceksiniz. Çoğu soruda gelir. Bir dalganın genliği ne kadar büyükse taşıdığı enerji de o kadar büyüktür. Yani genlikle dalganın taşıdığı enerji doğru orantılıdır. Buna çok dikkat edelim. Peki ekstradan ne bilmemiz gerekiyor? Hemen açalım. Ne dedik? Dalga hareketi titreşimin bir sonucudur ve o bir ortamdan başka bir ortama enerji taşır. İlerleyen sadece enerjidir, unutmayın. Madde ilerlemesi asla söz konusu değildir. Maddeler olduğu yerde titreşir fakat enerji ne yapıyor? İletiliyor. Buna da çok ama çok ne yapmak lazım? Dikkat etmek lazım. Devam edelim bakalım dalgaları tanımaya. Bir ortamda ilerleyen sarsıntıya biz ne diyoruz? Atma diyoruz. Tepe ya da çukurdan oluşur, biraz sonra bahsedeceğim. Atmaların periyodik olarak devam etmesine ne diyoruz? Dalga hareketi diyoruz ya da dalga da diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Atmalar baş aşağı ve baş yukarı olmak üzere ikiye ayrılırlar. Zaten bunların periyodik olarak devam etmesi karşımıza dalgaları getirecektir. Baş yukarı atma, baş aşağı atma olarak karşımıza gelecek. İlerleyen derslerimizde sabit uca çarptığında nasıl geri döner, hareketli uca çarptığında nasıl geri döner, bunları da sizlerle paylaşacağız. Bir diğer önemli kavramımız dalgalarla ilgili olarak önce neyi öğrendik? Genliği öğrendik. Şimdi neye bakıyoruz? Dalga boyuna bakıyoruz ki gerçekten sorularda karşımıza çok fazla çıkar. Arda gelen
Ben iki dalga tepesi ya da iki dalga çukuru arasındaki mesafe karşımıza hangi kavramı getiriyor? Dalga boyu kavramını getiriyor sevgili arkadaşlarım. En önemli kavramlardan bir tanesidir, unutmayın. Arda arda gelen iki tepe ya da hadi şu dalgayı da bir devam ettirelim bakalım. Bir tane daha çukur elde edelim. Ya da iki çukur noktası arasındaki mesafeye ne diyoruz biz? Dalga boyu diyoruz. Dalga boyunu lambda sembolü ile gösteriyoruz. Birimi nedir? Metredir. Sonuçta aradaki nedir? Mesafeyi ölçer. Aynı zamanda bir dalganın başlangıç ve bitiş noktası arasındaki şu mesafe de benim için nedir? Dalga boyudur, unutmayın. Bu arada bir tam dalgadan kastımız nedir? Tepe ve çukur. Asla şu tam bir dalga değildir. Ya da şu tam bir dalga değildir. Tepe ve çukur olacak. Unutmayın, tam bir dalga. Dediğimiz gibi başlangıç ve bitiş noktaları karşımıza ne olarak gelir? Dalga boyu olarak gelir. Sorularda da karşımıza çok çıkar. Peki bunda en önemli noktamız neydi? Dalga boyu frekans ile ters orantılıdır. Unutmayın. Frekansı birazdan söyleyeceğim ama yeri gelmişken şöyle bir değinmek istiyorum. Bir dalga kaynağının bir saniyede ürettiği dalga sayısına frekans diyoruz ve dalga boyu da frekans ile ters orantılıdır. Dolayısıyla dalga boyu uzadıkça, yan arttıkça frekans ne yapacaktır? Azalacaktır. Nedenini biraz sonra tekrardan belirteceğim sizlere. Bunu unutmayın. Özellikle işte bu dalgaların giriş kısmında doğru orantılar, ters orantılar, temel kavramlar karşımıza çok gelir. Sınavlarda da dikkat etmek lazım. Test çözerken de dikkat etmek lazım. Periyot ve frekans dalgaların ne derler? Bel kemiğidir arkadaşlar. İki tane birbirinden önemli kavram. Peki periyot nedir? Kelime anlamı aslında günlük hayatta da çok kullandığımız bir kavramdır, değil mi? Periyot. Zaman aralığı olarak da aklınızda kalabilir. Peki dalgaları uyarladığımız zaman karşımıza nasıl gelecek? Bir tam dalganın oluşması için geçen süreye periyot diyoruz. Yani bir tepe ve bir çukur oluşuncaya kadar geçen süre karşımıza ne olarak gelir? Periyot olarak gelir. Periyodu T sembolüyle, büyük T sembolüyle gösteriyoruz. Skaler bir niceliktir. Yani yönü olmayan bir niceliktir. Zaten zaman ifade eder. Zamanın yönü olur mu? Asla olmaz. Birimini de ne olarak kullanıyoruz? Saniye olarak kullanıyoruz. Periyot dedik, birimini saniye olarak kullanıyoruz dedik. S harfi yapamayan öğretmen yapmışlar. Frekans karşıma nasıl gelir? Birim zamanda, yani bir saniyede bir dalga kaynağının oluşturduğu dalga sayısına ne diyoruz? Frekans diyoruz sevgili gençler. Frekansı küçük f sembolüyle gösteriyoruz. Bu da tıpkı periyot gibi skaler bir niceliktir. Yani sadece sayısal değer ve birimle ifade edilir. Yönden bahsedilmez. Birimini hertz olarak alıyoruz. Ya da saniye üzeri eksi bir olarak da kullanabiliriz. Artık soruda bize hangisi verirse ikisi de aynı anlama geliyor. Ve şu cümle karşımıza inanılmaz çıkacaktır. Her yerde çıkacaktır. Göreceksiniz siz de çalışmaya başladığınızda. Frekans yalnızca kaynağa bağlıdır. Kaynak değişmedikçe frekans değişmez. Neticede tanım bana birim zamanda oluşan dalga sayısı demiyor mu? E dalgayı ne oluşturur? Dalgayı kaynak oluşturur. Peki hemen bakalım frekansla periyot arasında nasıl bir ilişki var? Unutmayın arkadaşlar. Periyot çarpı frekans her zaman 1'e eşittir. Burada siz periyodu çekmek isterseniz 1 bölü frekans, frekansı çekmek isterseniz 1 bölü periyot olarak gelir. Hani demiştim ya frekansı saniye üzeri eksi 1 olarak da yazabilirsiniz diye. Bakın işte o buradan geliyor. Ne dedik periyodun birimine? Saniye. O zaman ben frekansı 1 bölü saniye olarak yazar. E bunu da birazcık daha düzenlersem artık 10. sınıfım. Saniye üzeri eksi 1 olarak yazmaz mıyım? Yazarım. Özel ismini ne olarak kullanıyorum? Hertz olarak kullanıyorum. Peki benim burada neyi bilmem gerekiyor? Hemen aşağı yazdım. İşte şu bağıntıyı bilmem gerekiyor. Aklınızda bulunsun. Herhangi bir yerde karşınıza gelirse garipsemeyin sevgili gençler. Bakalım bir sonraki sayfamızda hangi konulardan bahsedeceğiz sizlere. Frekans ve periyodu unutmayın, gerçekten çok önemli. Dalgaların yayılma hızına bakalım. Unutmayalım, şu önemli bir cümledir. Dalgaların yayılma hızları bulundukları ortama göre değişiklikler gösterir. İşte ses dalgalarına baktığımız zaman katı sıvı gaz ortamlarından bahsedeceğiz. Yay dalgalarını anlattığımızda ince yay, yaydan kalın yaya geçiş, kalın yaydan ince yaya geçiş, su dalgalarından bahsettiğimizde derin ortam, sığ ortam, bunlardan bahsedeceğiz sizlere. Dolayısıyla en temelde şudur. Dalgaların yayılma hızı, dalganın yayıldığı ortama bağlıdır. Çok önemlidir. Aynı ortamda ilerleyen dalgaların hızları eşittir. E ortam değiştirmedikçe dalganın hızı neden değişsin? Tabii ki aynıdır. Şimdi yukarıda bir dalga görüyorsunuz. Dalga boyu belirtilmiş sizin için. Ta böyle 7'lerden, 8'lerden, 9'lardan öğrendiğimiz bir hareket denklemi vardır, değil mi?
değil mi? Yol eşittir deriz. Hız çarpı zaman deriz sevgili arkadaşlarım. Bunu alacağız, dalgaları uyarlayacağız. Başka yapacağımız hiçbir şey yok. X eşittir V çarpı T. Buradaki X yol değil miydi? Evet yoldu. E lambda da dalganın aldığı yol. X yerine lambda yazıyorum. Hızlarım aynı. Burada küçük T'yi kullanıyordum, zaman ifade ediyordu. Burada büyük T olan periyodu kullanıyordum. Bu da periyodu ifade ediyordu. Sadece büyük T'yi kullanıyorum. İkisinde birimi nedir? Saniyedir zaten. E bak, yolun birimi metre değil miydi? Dalga boyunun birimi de metre. Metre bölü saniye, metre bölü saniye. Saniye, saniye. Yani değişen sadece aslında semboller olarak karşıma gelmiş. Benim amacım neydi? Konu başlığım neydi? Dalganın yayılma hızıydı. E ben buradan hızı çekersem dalga boyu bölü zaman, yani periyot olmayacak mı? Tabii ki olacak. Peki şu benim periyot cinsinden yazdım. Ne dedik? Periyot cinsinden yazılmış olanı. Ben bunu frekans cinsinden yazarsam ne olur? Tabii ki bunun yerine 1 bölü f yazdığımda yine çok kullanılan bir dalga denklemi elde edeceğim. Hız denklemi elde edeceğim. Lambda çarpı f olarak karşıma gelecek. Bunları bil. Gel bakalım ne bilecekmişsin? Semboller bizim için önemli değil mi? Lambda dalga boyudur ve hızdır. T de periyottur. Hatırlatmakta fayda var. Bazen böyle sembolleri unutuyoruz. Sınavda formül yazmamız gerektiği zaman böyle uzun uzun hız periyot falan yazıyoruz. Sembolleri unutmayalım. Artık gelin şu dalgaları ne yapalım? Bir sınıflandıralım. Her dalga aynı sınıfa girer mi? Tabii ki girmez. Eğer aynı sınıfa girseydi dalgaların çeşit çeşit isimleri olmazdı zaten. Dalgaları temelde iki gruba ayırıyoruz arkadaşlar. Titreşim doğrultusuna göre olan dalgalar, taşıdığı enerjiye göre olan dalgalar. Titreşim doğrultusuna göre olan dalgaları da iki gruba ayırıyoruz. Tabii ki bunlar biter mi? Bitmez. Enine dalgalar, boyuna dalgalar. Taşıdıkları enerjiye bağlı olarak da dalgalar iki gruba ayrılır. Mekanik dalgalar, elektromanyetik dalgalar. Şuradan başlayalım. Enine dalgalara bakalım arkadaşlar. Nedir enine dalgalar? Deprem, yay, su, elektromanyetik dalga. Buna bir yıldız atmak istiyorum. Tanımını verdikten sonra biraz sonra neden olduğunu anlayacaksınız. Boyuna dalgalara baktığımda deprem, yay, su dalgaları gördüğünüz gibi ikisinde de ortak. Burada da ses dalgasına bir yıldız atmak istiyorum. Çünkü dikkat ettiyseniz elektromanyetik dalgalar sadece enine dalgalarda var. Ses dalgaları da sadece boyuna dalgalarda var. Sınavlarda çok sık gelir karşımıza, dikkat edin. Taşıdığı enerjiye bağlı olarak dalgaları da dediğimiz gibi iki gruba ayırıyoruz. Birincisi mekanik dalga, ikincisi elektromanyetik dalgalar. Peki nedir mekanik dalga? Mekanik dalga yayılabilmeleri için maddesel bir ortama ihtiyaç duyan dalgalardır. Deprem dalgaları, yay dalgaları, su dalgaları ve ses dalgaları. Bunların yayılabilmeleri için katı sıvı gaz gibi bir ortama ihtiyaç vardır. Ama elektromanyetik dalgalar öyle mi? Asla değil. Yayılmaları için maddesel herhangi bir ortama ihtiyaçları yoktur. Nedir elektromanyetik dalgalar? Radyo dalgası, mikrodalga, kızılötesi ışık, mor ötesi ışık, X ışını, gama ışını elektromanyetik dalgalara nedir? Örnektir. Peki şimdi gelin bakalım enine dalganın tanımı neymiş? Boyuna dalganın tanımı neymiş? Mekanik dalga ve elektromanyetik dalgayı bu sayfa üzerinde bahsettik. Birazdan da tekrardan bahsedelim sizlerle. Titreşim doğrultusuna göre olan dalgaları iki gruba ayırdık. Unutmayalım. Enine dalga ne demekmiş? Titreşim doğrultusu ilerleme doğrultusuna dik olan dalgalara enine dalga diyoruz. Ne dedik? Deprem dalgası, yay dalgaları, su dalgaları, elektromanyetik dalgalar enine dalgalar örnektir. Mesela şeklimizi hemen hızlıca inceleyelim. Şöyle elinizde bir yay olduğunu düşünün. Siz bu yayı ucundan tuttunuz. Yukarı aşağı doğru hareket ettiriyorsunuz. Bak, hareket doğrultusu ne tarafa doğru? Yukarı aşağı. E bu dalga nereye doğru ilerleyecek? Hemen, değil mi? Buna dik olacak şekilde ilerleyecektir. İşte böyle bir diklik varsa biz buna ne diyoruz? Enine dalga diyoruz. Boyuna dalgalara bakalım. Titreşim doğrultusu ile ilerleme doğrultusu birbirine paralel olan dalgalara boyuna dalgalar diyoruz. Yine deprem dalgaları, yay dalgaları, su dalgaları, ses dalgaları boyuna dalgalardır. Bu sefer de şu şekilde bir yay olduğunu düşünün. Gerçi yine aynı sistemle. Yayı bu tarafa doğru kuvvet uygulayarak ne yapıyorum? İtiyorum ya da geriyorum. E şimdi benim uyguladığım kuvvetin doğrultusuyla ilerleme doğrultusu birbirine paralel değil mi? Tabii ki paralel. O zaman bu ne oldu? Boyuna dalgalar. Sınav sorusuna gelecek olursak her zaman sorarlar. Aşağıdakilerden hangisi sadece enine dalgadır? Elektromanyetik dalga. Aşağıdakilerden hangisi sadece boyuna dalgadır? Ses dalgaları sadece boyuna dalgalardır. Bak, hemen 2 dakikada soru çözdük, gördün mü? Şurada hatırlatmamız gereken kısmı da zaten soru olarak yukarıda belirtmişiz sizlere. Lütfen buralara dikkat edin. Taşıdığı enerjiye göre olan dalgalara bakalım. Ne dedik? Elektromanyetik ve mekanik dalgalar dedik. Elektromanyetik dalgaların unutmayın, mekanik dalga değildir. Yayılmaları için asla ortama ihtiyaç duymazlar. Az önce de sıraladık sizlerle bunu. Mekanik dalgaların kesinlikle katı, sıvı, gaz gibi bir ortama ihtiyaç duyarlar ki yayılabilmeleri için tek şart budur.
Mekanik dalgaların yayılabilmesi için maddesel ortamlara ihtiyaçları vardır. Su, deprem, yay ve ses dalgaları mekanik dalgalardır. Artık bir daha söylemeyeceğim. Bu ders içinde galiba 3-4 kere tekrar ettim. Hadi gelin öğrendiklerimizi şimdi ne yapalım? Sorular üzerinde pekiştirelim sizlerle. Birinci sorumuza başlayalım. Dalgalarla ilgili diyor. Verilen ifadelerden hangileri doğrudur bakalım. Birinci öncülde ne diyor? Enerji taşırlar. Evet, dalgaların temel amacı budur zaten. Genlikleri enerjileriyle ters orantılıdır. Hayır, ne alakası var? Tabii ki doğru orantılıdır. Ne dedik? Genliği ne kadar büyükse taşıdığı enerji de o kadar büyüktür anlamına geliyordu. İkinciyi gönderdik gitti. Hızları yaydıkları ortama göre değişir. Zaten dalgaların temel özellikleriydi. Sorumuzun doğru cevabı ne oldu? 1 ve 3 doğru seçeneğimiz C seçeneği olarak karşımıza geldi. Hemen bir sonraki sorumuza bakalım. KLM dalgalarının hız dalga boyu grafiği şekildeki gibi olduğuna göre bu dalgaların periyotları arasındaki ilişki nasıldır? Şimdi benim hızım, periyodum, dalga boyum arasında bir tane bağıntı vardı değil mi? Neydi bu? Lambda eşittir V çarpı T idi. Benden periyotlarını mı istiyor? Şuradan periyodu çekeyim. Lambda bölü V olmadı mı? Oldu. Periyotlar arasında ilişki kurabilmem için, hani büyüklük küçüklük ilişkisi kurabilmem için büyüklüğüne bakalım. Büyük olması için ne olması lazım? Lambda'nın yani dalga boyunun büyük, V'nin de küçük olması lazım ki periyodun büyük olsun. Baktığım zaman burada en büyük dalga boyu hangisine ait? M'ye ait. Sonra L'ye ait. Sonra da K'ya ait. Gördüğünüz gibi ifadelerimi sadece buna bakarak yorum yapıyorum. O zaman periyotlarımı sıralayacak olursam M büyüktür, L büyüktür, K olarak karşıma gelmiş oldu. Bağıntı yazmadan lütfen yorum yapmayın. Sizi hataya götürebilir. Her zaman formülü yazın. Onun üzerinden büyüklük küçüklük ifadelerini elde edin bakalım. Periyodik dalgalar oluşturan bir dalga kaynağının oluşturduğu dalgaların ardışık 7 dalga tepesi arasındaki uzaklık 48 santimetre ise bu dalgaların dalga boyu kaç santimetredir? Bakalım kaç santimetreymiş. Kaç tane tepe çiz diyor bana? 7 tane çizeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bitti. Çizdim artık ben bunu. Şimdi benden ne istiyor? Diyor ki bunların arasındaki toplam mesafe 48 santimetreymiş. Ne dedik? Arda arda gelen iki dalga tepesi arasındaki mesafeye ben dalga boyu demiyor muydum? Şurada kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane dalga tepemin toplam uzaklığı ne kadar? 48 santimetre. O zaman 6 lambda eşittir 48 santimetre ise 1 lambda ne kadar geldi? 8 santimetre olarak geldi. Yine ilk etapta sıklıkla karşınıza gelecek soru tarzları arasındadır. Lütfen dikkat edelim. Bir örneğimiz daha var sizlerle paylaşmak istediğimiz. Bir dalga kaynağı periyodik olarak her 2 dakikada 480 dalga üretiyor. Üretilen dalgalarda ard arda gelen 2 dalga tepesi arasındaki uzaklık bana lambdayı vermiş. Ne diyor? 40 santimetre olduğuna göre dalgaların yayılma hızı kaç santimetre bölü saniyedir? Şimdi burası santimetre ise burası da santimetre olacak. Lütfen dikkat ediniz sevgili arkadaşlarım. Hemen bakalım. Şimdi bana frekansla alakalı bir durum vermiş değil mi? 2 dakikada oluşan dalga sayısını vermiş. Ama frekans bağıntım neydi benim? 1 saniyede oluşan dalga sayısıydı. 2 dakika ne kadar süre yapar? Şöyle yapalım. 2 dakika 120 saniye yapmaz mı? Değil mi sevgili arkadaşlar? 120 saniyede kaç dalga üretiyormuşum? 480. O zaman hemen bağıntımızı yazalım. 120 saniyede 480 tane dalga üretiyorsam 1 saniyedeki dalga sayım bana ne verecektir? Frekansı verecektir. Burada frekans 480 bölü 120'den karşıma ne olarak geldi? 4 saniye üzeri eksi 1 olarak geldi. Hertz yazmayalım çünkü burada saniye cinsinden istemiş bende. Artık sorumda her şeyi biliyorum. Lambdayı biliyorum. F'yi biliyorum yani frekans ve dalga boyumu biliyorum. O zaman sorumuzu çözelim. Neydi? V eşittir yani hız eşittir. Lambda çarpı F idi. Sadece sayıları yerine yazıp çarpma işlemi yapacağım. 40 çarpı 4'ten 160 birim yazmayı unutmayalım. Santimetre bölü saniye olarak karşımıza gelmiş oldu. Bu sorumuz da bu şekilde çözüldü. Lütfen ifadelere çok dikkat edin. Sizden ne istiyor? Ezberden formül kullanmamak lazım. Yukarıda verilen dalgalardan hangilerinin yayılması için maddesel bir ortama ihtiyacı vardır? Yani bana diyor ki hangileri mekanik dalgadır diyor. Yayılması için maddesel ortama ihtiyacı vardı. Yay dalgaları mekanik dalgalardı. Su dalgaları mekanik dalgalardı. Ancak radyo dalgaları elektromekanik dalgaları örnekte. Dolayısıyla sorumun doğru cevabı 1 ve 2 oldu. Doğru seçeneğimiz B seçeneği olarak karşımıza geldi.
Bir soru daha çözelim. Aşağıdakilerden hangisi sadece boyuna dalgadır? Aa, dersin başında benim söylediğim soru değil mi? Sadece boyuna olan dalgalarımız hangisiydi? Ses dalgalarıydı. Su dalgaları, yay dalgaları, deprem dalgaları hem enine hem boyuna olan dalgalardı. Mikrodalgalar zaten elektromanyetik dalgaydı, ancak sadece boyuna olan dalga karşımıza ses dalgası olarak gelmiş oldu. Hemen bir diğer sorumuza bakalım. Yine çok sık kullanılan soru tarzlarından bir tanesidir. Yukarıda verilen özdeş KLM dalgalarının dalga boyları arasındaki ilişki nedir? Ne dedik dalga boyunda? Ya iki tepe noktası arasına ya da iki çukur noktası arasına bakacağız, ya da dalganın başladığı ve bittiği noktalar arasını sayacağız. Hemen K'dan başlayalım bakalım. Dalga boyları. Lambda K'yı yazalım birlikte. Bakıyorum, şurada başladı, burada bitti. Kaç tane birim karem var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burası 6 santimetre cinsinden yazalım. 6 santimetre olarak karşıma geldi. Lambda L'ye bakalım. Başladığı ve bittiği noktalara bakıyorum. Tepe ve çukurun bittiği noktaya bakıyorum. Hemen şuradan sayayım. 1, 2, 3, 4, 5 olarak geldi mi bu da karşıma? Geldi. Lambda nedir? 5 santimetre. Hemen M'ye bakalım. M birazcık kaymış. M'nin ucunu ben şuraya bir çekmek istiyorum sevgili arkadaşlar. Bitişini de şurada yapalım, olur mu? Hani basından kaynaklı olarak. Hemen sayıyorum. Şöyle renkli bir kalemle sayayım. Sizin için de daha doğru olmuş olsun. 1, 2, 3, 4 olarak karşıma geldi mi? Lambda M'de ne geldi karşıma? 4 santimetre. Hadi büyüklük ilişkisi yapalım. Lambda K büyüktür. Lambda L büyüktür. Lambda M olarak karşımıza geldi. Unutmayın, başladığı ve bittiği noktaları sayıyoruz. Arasındaki mesafeyi sayıyoruz. Bu tarz sorularda. Devam edelim bakalım. Yine sıklıkla karşınıza gelebilecek olan soru kalıplarından bir tanesidir. Yanda verilen dalganın genliği ve dalga boyu kaç santimetredir? Genlik neydi? Dalga tepesinin ya da dalga çukurunun denge noktasına olan uzaklığı demekti bu bir. Hemen buradan ne yapalım? Denge noktasına olan uzaklığı belirleyelim. 12 ile 20 arası, değil mi sevgili arkadaşlarım? Genlik küçük A sembolüyle gösterilir. 12 ile 20 arasında kaç santimetrem var? 8 santimetrem var. Bu benim neyim? Genliğim. Dalga boyuna bakalım. Lambda'ya bakalım. Ne dedik? Bir dalganın başladığı ve bittiği nokta arasındaki mesafe. Yani şurası da benim için nedir? Burası da benim için dalga boyudur. Bu da kaç santimetreye gelmiş? Sıfırdan baktığım zaman 16 santimetre olarak ne yaptım? Dalga boyumu da bulmuş oldum. Dikkat edin, şekilli sorular özellikle dalgaların giriş kısmında sıklıkla karşınıza gelir. Evet. Ödüllü sorumuz karşınızda sevgili arkadaşlar. Cevapları yorumlara bekliyoruz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.